Merhabalar. Kesirleri sıralamayla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle arkadaşlar, paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma sıralamayla başlayalım. Sınıfımızdaki öğrencilerin 5'te 2'si kız, 5'te 3'ü erkektir. Buna göre sınıfımızdaki erkekler mi yoksa kızlar mı daha fazladır? Bu şekildeki soruları yapabilmemiz için kesirlerdeki sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, hemen şekilde gösterdiğimizde burada Sınıfımız 5'e bölünmüş, 2'si alınmış, 5'e bölünmüş, 3'e alınmış. Paydalar eşitse arkadaşlar her zaman payı büyük olan daha büyüktür. Bakın şekilde de gördüğünüz gibi payı büyük olan daha büyüktür. Hemen 2 bölü 5 küçüktür, 3 bölü 5'ten de şeklinde sıralayabiliriz. Paydalar eşit olduğu için paylara bakarız arkadaşlar. Hangi pay büyük ise o kesir diğer kesirden daha büyüktür deriz. Yani 3, 2'den büyük olduğu için 2 bölü 5 küçüktür, 3 bölü 5'tir deriz. Aşağıdaki kesirleri örnekteki gibi birbiriyle karşılaştıralım. Arkadaşlar baktığımızda paydaları eşit. Nasıl karşılaştırabiliriz? 2 bölü 7 küçüktür 6 bölü 7'den. 6 bölü 7 büyüktür 3 bölü 7'den. 3 bölü 7 2 bölü 7 küçüktür 3 bölü 7'den diyoruz. Bizler de yapalım arkadaşlar büyükten küçüğe sıralarsak paydalara bakıyoruz eşit o halde payı büyük olan daha büyüktür yani 3 bölü 5 büyüktür 2 bölü 5'ten o da büyüktür 1 bölü 5'ten burada bakalım yine bakıyoruz paydalar eşit o halde 5 bölü 8 büyüktür 3 bölü 8'den o da büyüktür 2 bölü 8'den şeklinde yapıyoruz. Arkadaşlar payları eşit olmayan kesirleri karşılaştıralım. Arkadaşlar Perihan ve Ebru eşit miktarda harçlık aldı. Perihan'ın parası 3 bölü 5'ini, Ebru ise 3 bölü 4'ünü harcadı. Hangisinin daha çok harcadığını söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar bakalım 5'te 3'ünü harcamış Perihan, Ebru ise 4'te 3'ünü harcamış. Baktığımızda hangisi daha çok harcamıştır? 4'te 3 daha bakın bu çokluk bu çokluktan daha büyük. O halde arkadaşlar paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Bakın burada dikkat ediyoruz. Paydası küçük olan daha büyüktür. Ebru Perihan'a göre daha çok para harcamıştır. Payları eşit olan kesirleri karşılaştırırken paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Eğer paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Kesirleri yapalım arkadaşlar hemen kesirleri sıralayalım. Baktığımızda bu sefer paylar eşit. Ne yapıyorduk? Payı küçük olan daha büyüktür. Yani 3 bölü 4 büyüktür. 3 bölü 5 o da büyüktür. 3 bölü 7. Baktığımızda arkadaşlar paylar eşit. Ne yapıyorduk? Payı küçük olan daha büyüktü. Yani 2 bölü 5 büyüktür 2 bölü 6'dan o da büyüktür 2 bölü 8'den. Yine bakıyoruz paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. 4 bölü 5 büyüktür 4 bölü 7'den o da büyüktür 4 bölü 8'den şeklinde yapıyoruz. Arkadaşlar bu tip sorularla da karşılaşırsınız. Yukarıdaki sıralamaya göre A yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar paylar bakıyoruz eşit. O halde biz buraya ne yazabiliriz? 9 ve 8 sayılarını yazabiliriz. 9, 8 yazarsak 1 bölü 7 büyüktür 1 bölü 8'den ve 1 bölü 9'dan büyüktür. 1 bölü 10 da 1 bölü 9 ve 1 bölü 8'den küçüktür. Yani A yerine A eşittir 8, A eşittir 9 yazabilirim. Diyor ki sayıların toplamı kaçtır dediği için toplarsak arkadaşlar 8, 9 daha ne yapar? 17 yapar. Yani cevabımız B şıkkı olur. Ersin pizzasından 2 pizza aldı. Arif ise 5 bölü 2 parça pizza aldı. Eve geldiklerinde sizce hangisi daha fazla pizza almıştır? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Ersin 2 pizza almış. Bakın Arif ise 5 bölü 2 pizza almış. Yani arkadaşlar bütün kaça bölünmüş? 2, 2 ve 1. Toplayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Kaça bölünmüş? 5 bölü 2. Doğru mu? Doğru. Baktığımızda hangisi daha çok pizza almış? Arif daha çok pizza almış. O halde ne deriz arkadaşlar? O halde ne deriz? 5 hangisi daha çok pizza almıştır? Ersin'den daha çok bize almıştır. Yani 2 küçüktür 5 bölü 2'dir. Tam sayının her zaman paydası 1 olduğunu düşünürsek arkadaşlar. 2 bölü 1, 5 bölü 2 ya da 5 bölü 2 büyüktür, 2 bölü 1'dir diyebiliriz. Aşağıdaki doğal sayıları bir kesir sayılarını sembol kullanarak karşılaştıralım. Arkadaşlar 3 ile bakın 3 küçüktür. 3 tam 1 bölü 2'den Arkadaşlar 2 küçüktür. 4 tam 3 bölü 5'ten. Bakın tam kısmı daha büyük. Bakıyoruz arkadaşlar. 8 büyüktür. 3 tam 2 bölü 5'ten. Baktığımızda arkadaşlar 3 tam 1 tamdan daha büyük olduğu için. 3 büyüktür. 1 tam 1 bölü 4'ten. Arkadaşlar burası 5. Burası 5 tam 1 bölü 2 ise. 5 küçüktür. 5 tam 1 bölü 2'den. Arkadaşlar 6 tam 3 tamdan büyük olduğu için 6 büyüktür. 3 tam 3 bölü 8'den. Bakıyoruz 9 tam 4 tam. O halde 9 tam 4 tamdan daha büyüktür. Bakıyoruz 7 tam 2 tam. O halde 7 tam daha büyüktür. 2 tam 4 bölü 7 diyoruz arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.